Furkan diyor ki hoca yine damardan gelecek diyor. Nereden istiyorsun baba söyle. Öyle mi? Lan bu kadar güldük. Furkan işi çözmüş. Yunus işi çabuk öğrenmiş ya. Bugün konumuz amel defteri abi. Herkesin bir defteri vardır, bir ajandası vardır, bir günlüğü vardır değil mi? Bazen böyle okulda çocuklar şey yapıyorlar, günlük falan yazıyorlar. Emre de askerde yazmıştır 18 gün boyunca. İşte sabah kalktım, akşam yattım falan, işte izmarit topladım falan gibi değil mi? Hatıranız yok. İnan dinleyin dersten sonra 18 yıllık anlatır size. Şafak defteri de var. Var mı? Tuttun mu hakikaten? Amel defteri abi. Yaptığımız işlerin, fiillerin, iyiliklerin, güzelliklerin, kötülüklerin, günahların yazıldığı bir defter abi. Kiramen katibin diyoruz. Duyduk mu hiç? Nedir kiramen katibin? Yazıcı melekler. Ne yapıyor Yunus bu yazıcı melekler? Evet, birisi sağında, sağımızda, birisi solumuzda. Her an, her dakika, değil mi? Bizi takip ediyor, bizi kayıt altına alıyor. Hiçbir şeyi eksik bırakmıyor. Hiçbir şeyi böyle es geçmiyor abi. Ha bazen böyle filmlerde falan bazı bölümler zıt diye geçer böyle hızlı geçer. Ama burada öyle bir şey yok abi. Ne yaparsak hepsi iyilik, güzellik. Yani tebessümden tut. Yani bir yalan söylemeye kadar her şey kayıt altında. Hatta ayet diyor ki onlar diyor o gün bu defterler kendilerine verildiklerinde. Şimdi o defterler bize verilecek. Yani yazılacak amel defteri, iyilikler, güzellikler, kötülükler yazılacak ve sonra bize verilecek o defterler. Eyvah bize! Bu nasıl bir deftermiş ki hiçbir şeyi eksik bırakmamış. Akıl bali olduğun günden itibaren son güne kadar her dakika, her saniye, her nefes kayıt altında abi, öyle bir defter. Hiçbir şey, yani bugün 20 saatlik bir zaman dilimi buraya gelene kadar değil mi? Her şey yazılmış abi. Hiçbir şey bırakılmamış, hatta yazılmaya devam ediyor. Diyor ki, bilinsin ki insan kendi insana kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Aslında dünya hayatında da böyle değil midir? Değil mi? Gidiyorsunuz bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Belli saatler içerisinde. Ay sonunda ne yapıyorsunuz? Maaşınızı alıyorsunuz. Kendi çalıştığınız, kazandığınız şeylerin ne yapıyorsunuz? Karşılığını alıyorsunuz. Aynı şekilde bu dünya hayatı içerisinde ahiretlik anlamda neye çalışmışsak onun karşılığını göreceğiz. Ve ona tas tamam verilecek. Hiçbir eksik, hiçbir noksan bu manada bırakılmayacak. Ve bu amel defteri ölene kadar açık abi. Değil mi? Öldüğünüz anda ne yapıyor? Amel defteri kapanıyor. Yani artık amel defteri kapandıktan sonra, yani öldükten sonra şu yok yani. Namaz kılayım, oruç tutayım, zekat vereyim. Böyle bir şey yok. Süre bitti abi. Maç bittikten sonra değil mi? Öyle değil mi? Lan, bu ikide bir de bu. Maça giriyoruz. Fener'e girmeyeceğim bugün. Yani maç bittikten sonra istediğin kadar itiraz et, istediğin kadar iyi oynamayı hedefle, şunu yapacaktım, bunu yapacaktım de artık bitti abi. Çünkü son nefesi verdin, artık bitti. Namaz kılacaksan şimdi kılacaksın. Bak şimdi hepimiz nefes alıp veriyoruz. Namaz için fırsatımız var. Ama öldüğümüz zaman artık iyilik ya da kötülük yapmak denilen bir şey yok. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bakın bize çok güzel bir hadis söylüyor. Diyor ki bir insan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ancak şu üç şekilde amel defteri açık kalır. Öldün, amel defteri kapandı, bitti. Ancak şu üç şekilde açık kalır. Bir, sadakayı cariye. İki, kendisinden faydalanılan ilim. Üç, salih bir evlat. Neymiş Muhammed? Bir. Salih amel. Geriden başladın. Salih evlat. O yeni girdi içeri. Sadakayı cariye. He. Kendisinden istifade edilen ilim. Düzeltelim abi. Bir daha. Bilal. Bir ne abi? Bir hayırlı evlat. Değil. Sadakayı cariye. Sen burada mıydın? İyi tamam eyvallah. Dersi en iyi dinleyen Ercan. Bir. Ercan neymiş abi? Sadakayı cariye. Sadakayı cariye. İki.
Faydalanılan ilin Salih 3. Duran Hoca'ya sorayım mı? Gerek kalmadı değil mi? Tamam, sen söylediysen tamam. Abi 3 şekilde bakın. Bu 3 özellik varsa inşallah amel defterimiz açık kalıyor. Bu üçü yoksa amel defteri kapandı abi. Dedim ya, artık namaz bitti, oruç bitti, zekat bitti, hac bitti, iyilik bitti, yalan söylemek bitti, hile yapmak, hırsızlık, zina, içki, fuhuş, her şey bitti abi. Kapandı. Sonra diyor o defter onlara ya sağından ya solundan verilir değil mi? Ya da arkasından. Sağından verilenlere ne mutlu. Defter böyle sağ taraftan geliyorsa, o meleklerin yazdığı defter sağ taraftan geliyorsa o ne mutlu sana. Ama soldan ya da arkadan geliyorsa eyvah bize. Şimdi biz şöyle düşünelim abi bunu. Ya biz böyle hayattayken kendimizi kurtaramadık da, belki kurtaramayacağız da, hani yaptığımız işler eksik, namazlar, ibadetler eksik. Ya bu kadar güzel bir dinimiz var ya. Öldükten sonra bile hala bir kurtulma umudumuz var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bunu söylüyor. Birincisi ne abi? Sadaka-i cariye. Sadaka-i cariye dediğimiz zaman ne hatırlıyoruz abi? Ne anlıyoruz? Sadaka deyince Duran Hocam ne anlıyorsun? Camiye para atmak anlıyorsun. Cevabı da verdim. Sadaka. Çeşme yaptırmak. Çeşme yaptırmak güzel. Ağaç, meyve ağacı. Meyve ağacı. Orman haftası güzel. Tebessüm güzel. Eyvallah Muhammed. Çöpün bol olsun. Dayı ben yetimim. Yoldan bir taşı kaldırmak. Sen anca taş kaldırırsın zaten. Ney? İcat buluş çok güzel. Evet. Var mı başka fikri olan? Sen toptancı mı bu? Halde mi çalışıyordun sen? Komisyoncusun değil mi? Tamam abi, başkasın. Toptan alıp sana. Abi şimdi sadaka dediğimiz zaman genelde böyle işte fakire 1 lira vermek, işte Duran Hocam'ın camisine çıkışta bir 1 lira atmak gibi falan algılıyoruz. Ama burada sadakayı cariye diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Toptancı kardeşimizin söylediği gibi devam eden sadaka, devam eden güzellikler, devam eden iyilikler, sürdürülebilir olması. Yani hep şunu söylüyoruz, artık buna alıştınız. Ya Müslüman toptancı adamdır abi, perakendeci değildir, tamam mı? Ya bir böyle ibadet ederken bile toptancı gibi hareket eder. Bir iyilik yaparken de toptancı gibi hareket eder değil mi? İşte kardeşlerimizin söylediği gibi mescit diyelim, cami diyelim, okul diyelim, işte eskiden han, hamam, kervansaray. Yani insanların fayda gördüğü bir eser bırakmak abi. Mesela böyle bir vakıf diyelim. Böyle bir dernek diyelim değil mi? Şimdi burada insanlar bir şeyden eğer istifade ediyorsa, Allah'ı ve Resulünü öğreniyor bu manada değil mi? İslam'ı öğreniyorsa burada hissesi olan, nasibi olan herkes nasipdar oluyor. Ya burada her şey, yani örnek veriyorum, hani biz bizeyiz, yayında var ama neyse. Mesela buraya birçok kardeşimiz işte çay getiriyor, şeker getiriyor. Şöyle düşünsene ya, burada devam ettiği sürece bu işler... Bir genç burada çay içiyor, işte kahve içiyor, ikram oluyor mesela değil mi? Burası devam ettiği sürece, bu hizmet devam ettiği sürece onun amel defteri açık kalıyor. Ölüyor, gidiyor ama hala devam ediyor. E şimdi canım kardeşim, anlıyor musunuz niye gençlik merkezi, gençlik merkezi deyip duruyoruz? Ya bir eser bırakalım ya. Ya bir şey bırakalım yani değil mi? Bizden sonra... Bu hizmetlerin devam edebilmesi için ya da bu hizmetlerin daha güzel bir şekilde yapılabilmesi için, mesela şimdi Allah razı olsun kardeşlerimize hep söylüyorum, diz dize oturuyorlar, omuz omuza oturuyor, böyle daha geniş bir mekan olsa, daha güzel böyle güzel koltuklar üzerinde rahat bir şekilde otursa, daha rahat dinlese daha güzel değil mi? İşte bunun için ve diyoruz ki arkamızdan bir eser bırakalım. Allah'ın adının anıldığı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davasının, hizmetinin yapıldığı bir eser bırakmak. Yoksa mesele sadece bir bina bırakmak değil. Mesela Duran Hocam cumartesi günleri Kur'an dersi veriyor. Tamam mı? Düşün ki kim Kur'an okumayı öğrendi? Muhammed öğrendi mesela. Zorla mahreçleri geçerekten 6 ayda Kur'an'a geçti. Şimdi mesela düşün ki abi, şöyle bak, biraz böyle beyin fırtınası yapalım.
Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte şöyle söylüyor değil mi? Kur'an'ın her harfine 10 sevap vardır. Her harfine. Hatta şöyle bir şey söylüyor. Elif, lam, mim. Bu 3 harfe 30 sevap vardır diyor. Şimdi Duran Hocam Muhammed'e Kur'an'ı öğretiyor abi. Şimdi Muhammed Kur'an okuyor. Öğrendiğinden dolayı. Her harf başına 10 sevap alıyor. Değil mi? Aynı şekilde Duran Hocama da aynı sevap gidiyor abi. Muhammed ömrünün sonuna kadar Kur'an okuyacak. Kendisi hissesini alacak. Onları, onun hissesinden eksilmeksizin Duran Hocama bir hisse verilecek. Aynen işte onun hissesinden aynı şekilde her harf başına öğreten kişiye de aynı şekilde sevap gelecek. Bak aslında bu mantıkla düşündüğün zaman değil mi? Hakikaten cennet ümidimiz biraz daha artıyor değil mi? Ya Duran Hocam mesela şimdi bunları eksiltmek için bayağı bir günah işlemesi lazım değil mi? Ya bu en basit Kur'an öğretmek. Bir yere sadaka vermiş, işte bir cami yaptırmış, mescit yaptırmış, medrese yaptırmış, tamam mı? Bir de bunu düşün abi. Orada talebeler yetişiyor, orada insanlar İslam'ı öğreniyor. Mesela burada birçok mesela kardeşimiz bazen söylüyor. Hocam Allah razı olsun namaza başladık diyor. Şimdi buradaki arkadaşların hepsi bunun sebebidir abi. Sadece ben anlatıyorum ya da ben yapıyorum. Burada nasıl bir hizmet varsa düşün. O adam ömrünün sonuna kadar namaz kılacak. Hem o sevap alacak hem de onun namazına, imanına vesile olan insan o kadar sevap alacak. Bak sadaka çok basit abi. Hani biz böyle hani dedik ya binaydı bilmem ne değil. Mesela bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle söylüyor. Her tesbih, her hamd, her tehlil, her tekbir, her iyiliği emredip kötülükten sakındırmak sadakadır diyor. Her kelimeden sonra bunu söylüyor Peygamber. Subhanallah dedin, sadaka. Elhamdülillah dedin, sadaka. Allahu Ekber dedin, sadaka. La ilahe illallah dedin, sadaka. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor dedin, sadaka. Allah şu ayette şöyle söylüyor dedin, sadaka. Ve her birinin ayrı ayrı sevabı var. Kelimesine, harfine varana kadar. Biraz böyle bu işi toplumsal hale getirdiğiniz zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadiste ne diyor? Kim bir Müslümanın ihtiyacını, sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet günü onun sıkıntısını ve ihtiyacını giderir. Şimdi kimin neye ihtiyacı olduğunu biz bilmiyoruz değil mi? Şimdi biz ihtiyaç deyince belki hemen para düşünüyoruz veya maddiyat düşünüyoruz. Hemen erzak taşımak gibi. Amenna bunlar olabilir ama ben başka bir şey söyleyeyim size. Bugün insanlığın, insanların en çok ihtiyaç duyduğu şey imandır abi. Biz onların iman ihtiyacını gidermemiz gerekiyor. Bugün insanlığın en çok muhtaç olduğu şey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır abi. İnsanların karnını doyurabilirsin, insanların cebini doyurabilirsin. Önemli olan insanların imanını doyurmaktır. Onları Allah ve Resulü ile buluşturabilmektir. Bakın bu manada hani vakfetmek, vakıf olmak, Müslümanların hizmetine bir şey sunmak dedik ya, devamlılık olacak anlamında. Hazreti Osman Medine'de böyle zor günler olduğu bir zaman diliminde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hutbede şunu söylüyor. Diyor ki Rume kuyusunu kim satın alacak? Ne karşılığında? Allah ve Resulü karşılığında. Cennet karşılığında. Müslümanların suya ihtiyacı var ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Rume kuyusunu kim satın alacak diyor. Cennet karşılığında. Hazreti Osman haya abidesidir. Hiç kimseye söylemeden öyle mescidin içerisinden kalkıyor gidiyor. Biliyorsunuz Yahudi ile pazarlık ediyor. Kaç dirhem diyor yarısına indiriyor. Pazarlık neyse indiriyor ve Rume kuyusunu satın alıyor. Ve Müslümanlara şunu söylüyor. Diyor ki bir gün işletim hakkı bizde, bir gün Yahudilerde. Bizim günümüz olduğunda ihtiyacınızı gidereceksiniz. Eğer bir eksikliğiniz olursa bir başka kardeşiniz, bir başka kardeşinin ihtiyacını gidersin. Ama asla Yahudinin gününde diyor alışveriş yapmasın. Ve o kuyuyu satın alıyor Hazreti Osman. Ve Müslümanlar bundan faydalanıyor.
İslam'da ilk vakıf meselesi bak o günlerden başlar. Bütün oradan kimler nasipleniyorsa. Bugün mesela değil mi görüyorsunuz Afrika'da, Afrika'nın değişik bölgelerinde kardeşlerimiz kuyu açtırıyorlar. İşte su oralara su gitmesine sebep oluyorlar, vesile oluyorlar. Düşünebiliyor musun? Hani internette görmüşsünüz insanlar çamurlu su falan içiyor. Kardeşlerimiz gidiyorlar orada böyle bir hayır yapıyorlar. Ya oradan kim ne kadar nasipleniyorsa Hazreti Osman'ın tavrıyla Allah'ın izniyle niyetine göre aynıdır. Ne kadar oradan insan sebeplense, oradan ihtiyacını giderse Allah aynı derecede ona bir ecir veriyor. İki kişiye gıpta edilir abi. Birincisi malını mülkünü Allah yolunda sarf eden adam. İkincisi de Allah'ın kendisine verdiği ilimle, ilmiyle amil olan ve ilmini başkasına öğreten. İki adam kıskanılır abi. Bu iki adam. Malı vardır, mülkü vardır değil mi? Onu Allah yolunda tüketir. Neyse bu mal, neyse bu elindeki imkan, tamam mı? O Allah yolunda harcadıkça eksilmez zaten. Bakın zekattan bahsetmiyorum dostlar. İnfaktan bahsetmiyorum, sadakadan bahsediyorum. Allah yolunda sarf ettikçe o, onun malı bereketlenir. Zamanını Allah yolunda tükettikçe Allah onun zamanı bereketlendirir. Şimdi pazartesi dersine gelen kitap okuyan kardeşler bunu çok net bilirler. Haftada bir kitap okumak şart. Zaman nasıl bereketlenmiş? Televizyondan, internetten nasıl uzaklaşılmış? Ne oldu? Allah bereketlendirdi. İkincisi de ilmiyle amil olan ve ilmini başkasına öğreten kişi. Önce ilmi öğrenecek, önce kendisi yaşayacak, tatbik edecek ve o ilmi başkalarına öğretecek. Bu iki adam kıskanılacak adamdır abi. Yoksa altında arabası olan, telefonu kıyak olan, güzel dükkanı olan adamlar kıskanılacak adamlar değil abi. Allah için yapıyorsa onlar kıskanılacak adam. Enes bin Malik'in aktarmış olduğu hadiste de Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle söylüyor abi. Bizim sonumuzu söylüyor. Diyor ki ölüyü üç şey kabre kadar takip eder. Üç şey. Ailesi, malı ve ameli. Bu üç şey kabre kadar bizimle birlikte geliyor. Onlardan iki tanesi diyor geri döner, bir tanesi onunla birlikte kalır. Ailesi ve malı geri döner ama amelleri, yapmış olduğu ibadetler, yapmış olduğu sadakayı cariye devam eder abi. İkincisi neydi abi? Üç şeydi. Amel defterini kapatmayan. Birincisi sadakayı cariye. İkincisi faydalı ilim. Faydalı ilim. Ayet diyor ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu abi? Kur'an'ı bilenle bilmeyen biri olmaz. Hadisi bilenle bilmeyen biri olmaz. Peygamberi bilenle bilmeyen biri olmaz. Bir meslek için bile aynı şey geçerlidir değil mi? Bir meslek erbabısınızdır. Elektrikçi, bizde elektrikçi çok. Mesela Murat'la Ercan biri olmaz. Çünkü niye? Elektrik alanında biri olmaz değil mi? O elektriği daha iyi bilir, o bilmez. Ayette bize bunu söylüyor işte. Faydalanılan ilim abi. Ne diyelim biz buna? Bir kitap. Ya böyle söylediğimiz zaman inan böyle hep böyle aslı saadete gidesim geliyor. Mesela şimdi şey düşün mesela. Abdullah İbni Mesud'u düşün abi. Yaşarken 4000 tane alim yetiştiriyor abi. Hayata bak ya. Kendisi bir ilim erbabıdır. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin silsilesi de Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'a dayanır. Alim ama nasıl alim? Bir mezhep imamı olacak kadar bir alim yetiştirmiş. Ya biz 40 tane talebeyi bulamıyoruz ya. Yaşarken 4000 alim yetiştirmiş abi. Ve düşün o günden bugüne kadar o okunan kitaplar, öğrenilen fetvalar, işte insanların amelleri. Ya insan artık böyle hafızası almıyor değil mi? Şöyle düşünüyorum şimdi Abdullah İbni Mesud'un amel defterini düşünüyorum abi ben. Diyorum ki nasıl bir defter acaba? Yani ta ki Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanından başla kıyamete kadar ilim adına her meselede Abdullah İbni Mesud'un Allah'ın izniyle bir hissesi var ya. Düşünebiliyor musun? Trilyonlarca Müslümanın yapmış olduğu hayır hasenattan,
öğrenmiş olduğu ilimden Abdullah İbni Mesud'a bir hisse var. E onun için bu insanlar cennetlik oluyor abi. Onun için bu insanlardan Allah razı olmuş, Allah da onlardan razı olmuş. Bak öyle faydalı bir ilim bırakmış. Dedim ya, kitap olabilir bu, dergi olabilir bu. Mesela şu anda güncel işte bir sohbet olabilir, bir video olabilir değil mi? Artık değişti teknoloji. Şimdi bir video ile mesela değil mi? Yüzlerce, binlerce insana ulaşıyorsun. İnsanlar bundan ne yapıyor? Sebepleniyorlar. Yine aynı şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bakın bu ilim ama faydalı ilim. Yani böyle işe yaramayacak ilim değil. Hani ortam dağılmasın. Yani fayda verecek ilim. İnsanlığa faydası olacak. Yani şey değil sadece. İslami ilimleri kastetmiyorum. Tıp alanında da olabilir bu. Hukuk alanında da olabilir. Başka alanda da, meslek gruplarında da olabilir. Ama insanlara faydası olacak abi yaptığın iş. Diyor ki kim kendisinden Allah rızası için aranan bir ilmi sadece dünyalığa sahip olmak için öğrenirse o adam cennetin kokusunu bile alamaz. Şimdi keskin bir çizgiye geldik abi. Faydalı ilimi öğrenmeye çalışıyoruz. Faydalı ilim ne? Faydalı ilim bu taraftayım. İnsanlara ilim anlatıyorum. İnsanlara Allah'ı anlatıyorum. Peygamber'i anlatıyorum. Bak ne diyor? Eğer bunun karşılığında bir dünyalık hesabın varsa, para kazanmak varsa, meşhur olmak varsa, önde durmak varsa, hoca, alim değil mi? Böyle öne çıkmak, kendini öne çıkarmak için varsa o adam cennetin kokusunu bile alamaz diyor. Yok. Sadece ve sadece Allah rızası için olacak. Dünyalık hiçbir hesap işin içerisinde olmayacak. Kitap okuyorsun değil mi? Bir ilimde kendini geliştiriyorsun. Diyorsun ki ben bu ilimde kendimi geliştireyim. Adana'da bir numara olayım. Herkes bana gelsin. Herkes beni dinlesin. Cennetin kokusu yok abi o adama diyorsun. Sadece ve sadece Allah rızası için olacak diyor. Hazreti Ali diyor ki ilim maldan daha hayırlıdır. Neye talip olmalıyız abi? Müslüman neye talip olmalı? Neyin peşinde olmalı? İlmin peşinde olmalı konumuzla alakalı. Diyor ki ilim maldan hayırlıdır. Çünkü ilim seni korur, sen ise malı korursun. Değil mi? Mala sarılıyor bugün insanlar. Tutuyor böyle, sahipleniyor. Böyle ciğerlerine kadar, kalbine kadar geliyor. Aman gitmesin, aman düşmesin, aman kaybolmasın diye değil mi? Ama diyor ilim seni korur. Diyor ki ilim hakim, mal ise mahkumdur. Mal sarf etmekle azalır, ilim sarf etmekle çoğalır. Çoğalır diyor. Ne yapmaya çalışıyoruz burada biz? Birbirimize bir ilim aktarmaya çalışıyoruz değil mi? Bu aktardıkça çoğalır. Şöyle zannetmeyin, bakın özelden size söyleyeyim. Böyle sadece buraya gelip sohbet dinlemekle bu işler olmaz abi. Güzel. Sohbete gelmek, sohbet dinlemek, böyle bir ortam içerisinde olmak elhamdülillah çok güzel. Takdire şayan, ona sözüm yok. Ama diyorum ki sadece burada gelip dinlemek yetmez. Mutlaka sen üzerine koyman gerekiyor. Mutlaka sen de burada öğrendiğin ilmi, aldığın ilmi bir başka yerde, bir başka insana aktarman gerekiyor. Üçüncüsü neydi abi? Baba var mı burada? Baba var mı diyeyim, iki kişi kaldırıyor. Diğerleri şey mi? Baba oğul var mı? Baba oğul mu var? Sıkıntı yok. Ben Önder'i arıyorum ama o yok herhalde. O dede. Evet abi. Üçüncüsü neymiş abi? Salih bir evlat. Yani sen gittikten sonra, sen öldükten sonra senin arkandan hayırlı işler yapacak ya da senin için hayır duada bulunacak bir evlat yetiştirmek. Amel defterini açık bırakacak şey. Erkan işi o yüzden zor. 5 çocuk yetiştirecek. Biz 3 tane, sıkıntı yok. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? 3 kızı olup da onları Müslüman bir şekilde yetiştiren, evlendiren değil mi? Ondan sonra da onlara iyiliğe devam edene cenneti garanti ederim diyor. Elhamdülillah 3 kız var. Erkan 3 kız 2 erkek mi? Sen biraz da erkeklerle işin var. Müslüman bir şekilde yetiştirirse bak abi bütün sıkıntımız ne?
Yani aileler olarak diyelim, toplum olarak değil mi? Salih bir evlat, hayırlı bir evlat yetiştirme konusunda bir sıkıntımız var abi. Her Müslüman bununla mükellef mi? Her Müslüman çocuğunun geleceğini düşündüğü kadar ahiretini düşünmeye mecbur mu? Onu üniversiteye hazırladığı gibi ahiret sınavına da hazırlamaya mecbur mu? Dünyalık sınavlara hazırlarken sarf ettiği emeği, maddeyi, parayı ahireti içinde harcamak zorunda mı? Değil mi? Fazlasıyla. Ama gel gör ki zaman nasıl bir zaman oldu, değil mi? Aman bu dünyada rahat etsin, ben her şeyimi feda edeyim. Bunun yerine aman ahirette evladım yanmasın, fayda görsün, faydalı olsun deyip emek sarf etmek gerekiyordu. Ki öyle olmazsa, mesela şimdi hepiniz ileride baba olacaksınız Allah'ın izniyle. Bak abi, amel defterimiz kapanıyor ya. Öldün mü bitiyor abi bak. Anlatabiliyor muyum sınırı? Öldün, her şey bitti abi. Yapacak edecek her şey bitti. Ama diyorum ki bir tane, yani şu üç hisseden bir tanesini al. Bir tane evlat yetiştir. O namaza devam etsin. O Kur'an'a devam etsin. O duaya devam etsin. Hayır hasenata devam etsin. İyiliği emredip kötülükten sakındırmaya devam etsin. Allah da senin amel defterini açık bıraksın. Abi ne yapın ne edin, ne yapalım ne edelim, şu üçünden birini elde edelim. Ya sadakayı cariye verenlerden olalım, ya kendisinden fayda gösterilen bir ilim sahibi, bir ilim erbabı olalım, ya da salih evlat yetiştirenlerden olalım. Üçünü de yapmak için değil mi? Gayret göstermeliyiz. Ola ki üçün ikisi oldu, kabul. Üçün biri oldu, yine kabul Allah'ın izniyle. Ama hedefimiz Allah'ın izniyle büyük olsun. Rabbim şu üç hisseden birini bizim üzerimize yazsın. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.